Herkese merhabalar. Hedeflediğimiz saat kadar nasıl çalışabiliriz? Sonuçum, sen hedeflediğin saat kadar çalışabiliyor musun? Hayır hocam. Evet birçok öğrencimiz de bununla alakalı bize yorumlar atmış. Biz de bununla alakalı rehberlik videosu hazırladık. Ama şunu da söylemek istiyorum. Sadece bu konuda değil. Melina Karmen, Hamza Yobaş, işte TH, Yalil Bay. Birçok arkadaşımızın sorularını hatta bütün öğrencilerimizin yorumlarını esasında okuyoruz. Cevaplayabildiğimiz kadarıyla cevaplıyoruz. Bundan sonra da gönderdiğiniz tek cümleyle alakalı soruları en çok beğeni alan 3 yorumu seçip sizlere her hafta cevaplama çalışacağız. Birazdan ödülü soruyor mutlaka bize rehberlikle alakalı, uzak eğitimle alakalı, sınav süreçleriyle alakalı, derslerle alakalı sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Sizler de mutlaka bu süreçte en güzel başarılar hak ediyorsunuz. Şimdi hemen Malina Carmen'in sorusuyla başlamak istiyorum. Demiş ki 9'un ikinci döneme dair hiçbir şey bilmiyorum. Online dersler cidden çok zordu. Günde 10 saat bazen dinlerken uyuyordum. Şu an ne yapmam gerektiğini bilmiyorum demiş. Birincisi Melina hiç endişelenmene gerek yok. Uzaktan eğitim artık bizim hayatımıza girdi. Uzaktan eğitimde bizler belli bir düzen dahilinde çok daha hızlı, çok daha verimli öğrenebileceğimizi anladık. Ama gerçekten o pandemi döneminde bir anda endişeyle çok fazla 10 saat ders dinledik. Halbuki uzaktan eğitim artık gerçek eğitim gibi olacak. Yani sen günde 10 saat okula gitmiyorsan 10 saatte uzaktan eğitim yapman yanlış. Mutlaka aralar vermen lazım. Mutlaka dinlenmeler yapman lazım. Ve dersi dinlerken notlar aldığın gibi öğrenmeyi hızlandırdığın gibi okuldaki gibi. Aynı zamanda ders sırasında mutlaka mutlaka kendine bir sınıf ortamı hazırlaman gerekecek. Uzaktan eğitim için konuşuyorum şu anda. Ve Evde ailen sana destek olmalı. Sessiz bir ortam sağlamaları lazım. Sen not alırken aynı derse gibi ciddiyet olman lazım. Bu birinci sorunun kısmı. İkinci öneme dair hiçbir şey bilmiyorum diyorsun ama hiç endişelenmene gerek yok. Hem telafi eğitiminde hem de bizler Tonguç Akademi olarak sizlere bütün bu konuları tek tek göstereceğiz. Ve mutlaka zaten derslerin çoğu böyle uzun uzun anlatılıyor ama temelinde çok kısa yöntemlerle çok hızlı bir şekilde o ikinci dönemin o 3-4 ayını bir ay içerisinde telafi edebileceksiniz. Endişelenmenize gerek yok. Ve tabii ki ikinci dönem konuları çok önemli çünkü TT'nin temeli oluşturuyor. Bunları sen zaman içerisinde hem günleri ayaraktan hem planlar yaparaktan günlere yayaraktan hem de planlar yaparaktan çok dikkatli bir şekilde çok güzel bir şekilde bitireceksin. Hiç endişelenmene gerek yok. Dediğim gibi online eğitim yani uzaktan eğitimi normal okul gibi düşüneceksin. Dersleri dinlerken notunu dikkatli alacaksın. Sınıf ortamı oluşturacaksın. Telefonunu uzağına çıkaracaksın. Ve tabii ki de en önemlisi asla endişelenmene gerek yok. Senin şu endişeye düşmen bile senin başarı olacağını göstermesin. Hamza Yobaş demiş ki hocam iki saat çalışacağım diyorum. Bir saat çalışıyorum. Ardından on dakika mola devam edelim diyorum. Saate bakma iki saat dinlenmiş, dinlenmişim. Bu döngüyü nasıl durdurabilirim? Lütfen video çekin demiş. Esasında az önceki arkadaşımızın yani Melina'nın sorusuna benzer bir soru. Bir kere ders çalışırken verim çok çok önemli. Neden önemli? Tonguç'um sen verimli çalışıyor musun? Hayır. Buna benzer sorunları sen yaşıyor musun? Evet hocam. Evet birçok öğrenci zaten bu soruyu yaşıyor. Yani kimse böyle oturup çam deyip dört saat çalışın, verimli çalışın ve 450 soru çözün. Çok böyle çok zor bir şey. Genelde günümüzde işte sosyal medya, internet veyahut da işte televizyon bizi oyalayacak o kadar çok şey var ki. O zaman biz ne yapmamız lazım? Az da olsa verimli çalışmamız lazım. Bunun zaten çok güzel bir örneği var. Mesela şöyle düşünün. Başarı eşittir. Bunu zaten duymuşsunuzdur. Başka videolarımızda söylüyoruz. Başarı eşittir. Çalışma süresiyle bağlantılı. Yani az çalışırsanız başarınız azalır. Ama çarpı verimlilikle de bağlantılı. Eğer verimliliğiniz düşükse bu da etkiliyor. Şöyle düşünün. Mesela bir saat çalıştınız ama 10 verimlilikle çalıştınız. Bir kere 10 10 eder. Aynı şekilde aynı şekilde 10 saat çalıştınız ama bir verimli çalıştınız. 10 kere bir de 10 eder. Demek ki bizim ne yapmamız lazım? 10 saat çalışıp 10 verimlilikle çalışmamız lazım. 10 kere 10 ne eder Tonguç Elan'ım benim? 100. Harikası. 10 kere 10 100 eder. Şimdi veya da 5 kere 10 çalışıp 50 çalışmamız lazım fark etmez. Sonuç olarak çok çalışmak değil de verimli çalışmak da bizim için çok faydalı. O yüzden 2 saat çalışacağım diye bir saat çalışmasındır ama o bir saat çok verimli değerlendirdiysen endişelenmene gerek yok. Ama iki saat çalışacağım dedin ve mutlaka çalışman gerekiyorsa birincisi ve en önemlisi mutlaka mutlaka hop demelisin. Yani hedefini belirlemelisin. Diyelim ki ileride bir üniversite hedefin var. Çok iyi bir üniversite üyesisin. Şimdiden o fakülteyi tıp fakültesi olabilir, hukuk fakültesi olabilir, mühendislik olabilir, takdir belgesi olabilir, bursluluk başarısı olabilir. Onu bir kere duvarına asacaksın. Bu bir. Ya da bilgisayar mühendisi olmak istiyorsundur. Herhangi bir şey. Onu bir kere duvarına asacaksın. Hedefin her zaman önde duracak. Bu bir. Odan da ya da senin odan yoksa e, telefonun ekranında bir yerlerde duracak. Bu bir. İkincisi ortamını mutlaka ama mutlaka düzenlemen lazım. Ortamın dağınıksa yani cep telefonun yanındaysa mesela sen sınavlara girerken yanında cep telefonu oluyor mu Tonguç'um? Olmuyor. Peki yazılara girerken oluyor mu? Olmuyor hocam. O zaman sınıfta da kullanmıyorsun. E o zaman niye ders çalışırken telefonu yanında ki? O zaten 10 dakika bana vereyim diye aldığın telefon senin zaten zamanı yemek için hazırlanılmış bir şey. Yani Instagram'da gezerken adamlar onu çok iyi ayarlıyorlar. Sen bir şeyde birkaç saniye fazla durursan hemen onunla alakalı bir şey gönderiyor sana. Mesela arabalara bakıyorsun. Arabalardan atıyorum diyelim ki evlere geçtin. Evlere yavaş baktın ya sana tekrar arabaları gönderiyor. Yani diyor evlerle ilgilenmiyor bu diyor. Arabalarla ilgileniyor. Dolayısıyla sizi orada saatlerce tuttukları zaman para kazandıkları için inanılmaz zeki bir mühendislikle hazırlanmış şeyler. Dolayısıyla sen onu yanına tutarsan o seni için bir zehir. Onu bir kere dışarı çıkaracaksın sınavda olduğu gibi oturup dersini bitirdikten sonra bakacaksın. Ha, e, ders de aralarda nasıl dinleneceğim hocam? Mola verebilirsin, kitap okuyabilirsin. Kitap okumak sadece senin e, Türkçe dağarcığını değil, dikkat yeteneğini ve aynı zamanda anlama yeteneğini geliştiriyor. Dolayısıyla bizler hedefimizi belirleyeceğiz, ortamımızı düzenleyeceğiz gereksiz şeyleri çıkaracağız. Sınav anı gibi telefonumuz da dışarıda olacak. Ve üçüncüsü de tabii ki plan yapacağız. Plan yaptığınız zaman zaten endişelenmeniz gerekiyor. Yani diyelim ki Pazartesi yapacaklarınız belli, salı yapacaklarınız belli, çarşamba yapacaklarınız belli, perşembe belli, cuma belli, cumartesi pazarı off verdiniz, tatil verdiniz. Tamam. Burada çalışmak istediğiniz dersler de belli. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumada. da işte diyelim ki en başa matematik koydunuz. Sayısalcısınız diyelim ki fizik koydunuz, kimya koydunuz veyahut da sözelciysiniz de işte ee, tarih, coğrafya, tüm dersleri koydunuz. Türkçe'ye de koydunuz mesela. Edebiyata yazayım şöyle. Siz burada yapmanız gerekenleri eğer ya bu hafta pazar günü matematikten şu 70 soruyu çözeceğim. Salı günü fizikten şu 20 dakika konu çalışması yapacağım. Aynı zamanda tarihten de bir 30 dakika çalışma yapacağım. 30 soru çözeceğim dediniz. Bunları öncelik yazabildiğiniz kadarıyla yazın. Onu pazartesi sabahı da yazabilirsiniz veya bitti gün o gün yaptığınızı yazabilirsiniz. Yaptıklarınıza bakaraktan yapacaklarınızı artırabilirsiniz gelecek haftaki programda. Ya da önceden planlamanızı yapıp onlara uymak, uymanız gerekir. Yani sabah yazdınız mesela salı günü ben fizikten şunu yapacağım tatilden bunu yapacağım dediniz ve onları bitirdiğiniz zaman artık kendinize en güzel tatile en güzel boşluğu vereceğinizi bilirseniz zaten ödevinizi yapar. Ondan sonra 10 dakikada mola verebilirsin. 2 saatte yeter ki yapman gerekeni planla ve yap. TH Yalibay demiş ki hocam evde bilgisayardan test çözmek mi daha verimli yoksa kitaptan mı? Arkadaşlar birincisi şu anda sınavlar hala normal gerçek sınav şeklinde kitaplardan alıyor. Dolayısıyla sizler önünüze kitapları alarak çözdüğünüz için böyle kitaplardan soru çözdüğünüz için yine kitaplardan ders çalışmanız reklam olması hemen kaldırıyorum. Kitaplardan ders çalışmanız sizin için çok daha faydalı. Ama kitaptan çalışacağım bitti. Yeni kitapta almak istemiyorsun veya bütçen yok ya da işte ee... ...sosyal medyada, internette çok güzel sorular görüyorsun. Onlardan da çalışabilirsin. Sonuçta çalışana, gayret gösterene herkes yardım ediyor. Çalışan gayret gösterene her şekilde başarıya ulaşıyor. Dolayısıyla bence gerçek denemeleri, gerçek sınavları, testleri... ...olabildiğince kitaplardan çöz. Ama kitapların bittiği zaman bilgisayarlardan da test çözebilirsin. Bunların da hiçbir zararı yok. Sana hatta faydası olabilir. Eğer baktın geometri sorusu, paragraf sorusu onların da çıktısını alır ilerlersin. Hadi bakalım. Tek cümleyle sorularınızı bekliyoruz. Tonguç'um sen de soru gönderecek misin? Evet göndereceğim. Sen benim. En çok beğeni alan 3 cevaplayacağız. Şimdiden kendinize iyi bakın. İyi, iyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşürüz hocam. <laughs>